Cumhuriyet Halk Partisi grubu genel kurul toplantısının 3. yasama yılı 28. bileşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İki elini uzatsın, iki duvara değersin. Gökyüzünü parmaklıklar ardından acıyla, özlemle seyredersin. Sevdiklerin dışarıda, sen içeridesin. Öfkeni unutma diyen sesin esirisin. İnsanlar demiştin, ölmesin. Özgürlük demiştin. Çocuklar gülsün, aydınlık yarınlar olsun demiştin. Şimdi içeridesin. Ve bir ses, durmaksızın adalet, adalet diyor. Bu ses, bu çığlık duyulur mu? Duyulur dedin. İnatla, inançla, gökyüzüne açılan pencereden haykırdın. Adalet. İnandığın, yolunda yürüdüğün bir adam, bir lider, zayıf, uzun ince parmaklarıyla sıkı sıkı tuttuğu dövizi kaldırdı. Üzerindeki yazılı sözü içinden okudu. Yoldan geçmekte olan sessizce adalet. Bir diğeri ve bir başka biri ve binlercesi zayıf, uzun, ince parmaklı adamın peşinden yürüdüler. Gökyüzü milyonların sesi kucakladı. Hak, hukuk, adalet. Adam maviliklere açılan pencereden gelen sese kulak kabarttı. Sesinin içindeki çığlığın yankısını duydu. Milyonlar adalet diye haykırıyordu. Umutla dolan gözlerini yüreğinin sesiyle haykırdı o da. Hak, hukuk, adalet birimiz için değil, hepimiz için. Zayıf, uzun ince parmaklarıyla hiçbir tehdide boyun eğmeyen, adalet yürüyüşünün mimarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu grup konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
Teşekkür ederim arkadaşlar. Beni duygulandırıyorsunuz arkadaşlar. Evet, üçüncü yılımda. Ne için yürüdük? Bu cennet gibi vatanda kardeş olalım, kavga etmeyelim diye yürüdük. Bu cennet gibi vatanda bir çocuk bile yatağa aç girmesin için, girmesin diye yürüdük. Bu cennet vatanda bizim dışımızdaki canlılarda onların da hakkı hukuku vardır diye yürüdük. Biz haksız yere hapislerde çürüyen kardeşlerimiz için yürüdük. Kalemini satmayan, özgürce yazı yazan gazeteciler için yürüdük. Biz bu yürüyüşü hiçbir kişisel beklenti içinde olmaksızın 83 milyonun adalet talebi için yürüdük. Hala aynı noktada mıyız? Hayır. O bizim ilk adımımızdı. Ve biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz bunu sürdürmek zorundayız. Bizim öyle tarihsel bir görevimiz var. Yağmur demedik, kış demedik, kar demedik, sıcak demedik. Birlikte yürüdük. Yürüyemeyenler sesleriyle bize destek oldular. Yürürken bir yokuştan çıkıyoruz. Altan Öğmen yanımda. O da yürüyor. Eski genel başkanımız. Buradan ona da saygılarımı gönderiyorum. Yokuşu çıkmak biraz zor. Altan Bey eşlik ettiği için biraz daha ağır yürüyorum. Etrafta çam ağaçları var. Kuşlar cıvıldaşıyor. Döndüm dedim ki, gökyüzü masmavi, bu güzel ülkede neden birlikte yaşayamıyoruz? Neden kavga ediyoruz? Her şeyimiz güzel bizim. Şu ağaçlara bakın, şu doğaya bakın, şu doğanın güzelliğine bakın. Neden kavga? Siyaset neden bu kadar kirlendi? Neden birilerine baskı yapıp illa hapse atacaksınız diyorsunuz? Aynı talebi, hakkı, hukuku ve adaleti savunacağız. İnsanlık tarihi, adalet mücadelesi tarihidir. İnsanlık tarihi Habil'le Kabil'den başlayarak, Adem peygamberden başlayarak bugüne kadar bir adalet mücadelesi tarihidir. İnsanlık hep adaleti aramıştır. Gelen bütün peygamberler adalet için gelmiştir. Gelen bütün peygamberler adalet için gelmiştir. Güzel ahlakı temsil etmek için gelmişlerdir. Liyakat için gelmişlerdir. Eğer insansak, insanlığın hakkını vereceksek, bizim gibi düşünmeyenlerin de hakkı, hukuku, adaleti vardır diye düşüneceksek, adalet dünyanın ortak paydası olmak zorundadır. Dünyanın ortak paydası olmak zorundadır. Evet, yürüdüm. Hiç kimseyi de davet etmedim. Ben ve eşim yalnız yürüyeceğiz dedik. Ama adalet talebi o kadar yoğun ki milyonlar eşlik etti. Herkes adalet istiyor. Herkes.
Bugün de herkes adalet istiyor. Yarın da herkes adalet isteyecek. Yeryüzünde insanlık tarihi bir adalet mücadeleleri tarihi derken her dönemin bir firavunu olmuştur. Her dönemin bir firavunu olmuştur. Ve dolayısıyla adalet talebi süreklidir. Hani Mevlana der ya, adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ve bütün kainat onun etrafında döner. Adalet budur. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez diyor Sadi. Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Adalet bu kadar yüce bir kavramdır. Ama içini boşalttılar. Boşaltmaya da devam ediyorlar. Firavunlar boşaltacak, milyonlar onu dolduracaktır. Bu mücadeledir. Bu mücadele. Sözlerimi aslında Bingöl depremiyle başlayacaktım. İki kez deprem oldu. 5.8, 5.6 şiddetinde deprem oldu. Bir kişi hayatını kaybetti. Ailesini aradım. Başsağlığı dileklerimi ilettim. Allah'tan rahmet diliyoruz. Umuyoruz benzer olaylar bir daha olmaz. Büyük Marmara depreminden bu yana 18 yıldır iktidarda olanlar doğru dürüst bir şey yapmadılar. Hala İstanbul depremde en büyük riski yaşayan kent olarak duruyor önümüzde. Sormayacak mıyız? 18 yıldır ne yaptınız? Hala bir ders almadınız mı? Hala. Hala çöken binalar var. Olduğu yerde çöken binalar var. Ya bir devleti nasıl yönetiyorsunuz siz? Nasıl bir devlet yönetimi anlayışınız var sizin? Emin olun anlamakta zorlanıyorum. İnsan hayatı değerli. Bakınız, AK Parti'ye en çok oy çıkan yerler deprem riskinin en yüksek olduğu yerler. Ellerini kollarını bile doğru dürüst oynatmış değiller. Önlem almış değiller. Bir rant kavgasıdır gidiyor. Ya anlayamadığım şu. Ya doğarken eşit doğduk zaten. Ölürken de eşit öleceğiz kardeşim. Bir kefen dışında ne olacak yani? Ne götüreceksiniz yani? Nedir bu rant hırsı? Bu para hırsı nedir ya? Vatandaş can derdinde. Acaba bir şey yapabiliyor musun? Bunun evi sağlam olsun diye düşünüyor musun? Depremde rahmetli Ecevit'in toplanma alanlarını bile imara açtılar ya. Gözünüz doysun ya. Vallahi anlamakta güçlük çekiyorum. Nedir bu hırs? Nedir bu hırs yani? Anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Elbette ki geçen konuşmamda sağlık çalışanlar COVID-19'da mücadelesinde sağlık çalışanlarına, taksi şoförlerine, kuryelere, herkese teşekkür etmiştik, emeği geçenlere. Ağırlıklı olarak da sağlık çalışanlarına. Çünkü onlar günün 24 saati özveriyle çalıştılar. Aile hekimleri telefon etti, neden bizi anmadınız diye. Doğru, haklılar. Buradan bütün aile hekimlerine de şükranlarımı ifade ediyorum. Onlar da bu mücadelede ana aktörlerden birisiydi. Ve tabii sorunları var biliyorum ama hiç meraklanmasınlar. Sorun varsa çözümü de vardır. Çözümsüz bir sorun yoktur. Bütün sorunları biliyoruz. Nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Parayı nasıl bulacağımızı da biliyoruz. Türkiye zengin bir ülke. Yeter ki parayı yerinde ve zamanında kullan. Ve yine geçen grup toplantısında CHP'li belediyelere bir şey söylemedim. Çünkü onların görevleriydi. Ama hepinizin huzurunda bütün belediye başkanlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hepsi birer tarih yazdılar. Altını çiziyorum. Her bir belediyemiz en küçüğünden en büyüğüne kadar. Hepsi birer tarih yazdılar. Onlar da günün 24 saati çalıştılar. Özveriyle çalıştılar.
Yasak getirdiler görev yapmasın diye. Paralarına el koydular. Ne yaparlarsa yapsınlar. Şunu söyledim. Asla sitem etmeyeceksiniz. Asla. Onlar engel çıkaracak. Siz engeli atlamasını bileceksiniz. Vatandaş para veriyor, yardım et diye engel oldular. Bankadaki hesaplarına el koydular. Ne oldu? Fatura askıda geldi. Vatandaşa dediler ki garibanın su faturası ödeyecek. Bak fatura burada. Ödüyorsan gir bilgisayara faturayı öde. Ödediler. Aklın yolu adalet üzerine çalışıyorsa, insan hakları üzerine çalışıyorsa çözümsüzlük diye bir şey yoktur. Dolayısıyla bizim belediye başkanlarımız çok iyi çalıştılar, görev yaptılar. Onlardan düzenli bilgiler aldık. En son 12 Haziran tarihi itibariyle aldığımız bilgileri paylaşmak isterim sizlerle. 5.702.723 aile aynı yardım yapıldı. Gidildi, yardımları verildi. Asla bunun reklamı yapılmadı. Kişinin yoksulluğu teşhir edilmedi. Bizi üzen neydi biliyor musunuz? Esnafın bile yardım paketine muhtaç hale gelmesiydi. Esnafın bile yardım paketine muhtaç hale gelmesiydi. 285.390 aileye nakdi yardım yapıldı. Para verildi. Onların ihtiyaçları vardı. 254.027 hanenin suyu açıldı. Demiştik suyu açacaksınız. Suyu açıldı. 21.147 belediyelere ait iş yerleri vardı. Bunların kiraları ertelendi. 146.669 kişiye evde bakım hizmeti verilmeye devam ediliyor. Evine gidiliyor. Kamu görevlileri, bunlar genellikle yaşlı ve engelli olanlar, onlara hizmet veriliyor. 43.384.714 litre dezenfektan dağıtımı yapıldı. 43 milyon litre. Okullar, yeri geldiğinde duraklar, yeri geldiğinde yerler, berber dükkanları, nerede isteniyorsa orada temizlik yapıldı. 9.114 sağlık çalışanına evine gidemediği için yer ayrıldı ve onlar gelip belediyenin bedelini ödeme kaydıyla otellerde onlar kaldılar. Ayrıca 2.222.988 bina ve iş yerinde dezenfekte işlemi yapıldı. 2 milyonun üstünde binada ayrıca dezenfekte işlemi yapıldı. Dolayısıyla belediye başkanlarımız elinden gelen her türlü çabayı gösterdi. Göstermeye de devam ediyorlar. Onlarla gayet güzel, uyumlu bir çalışmamız var. Karşılaştıkları engelleri bazen bir araya geliyorlar. Nasıl aşacakları konusunda ortak politika oluşturuyorlar. Genel merkezde görüşüyorlar ve gerekeni yapıyorlar. Dolayısıyla belediye başkanlarımız bu süreç içinde bütün engellere rağmen tarih yazan kişiler olarak, belediye başkanları olarak tarihe geçtiler. Adaletten söz ettik. Adaletin peşinde koşan gruplardan birisinin ünvanı da gazetecilerdir. Bir yerde haksızlık varsa onu haber yaparlar. Vatandaşın çıkarına bir karar alınmışsa onu haber yaparlar. Geleneksel bir sözü vardır gazetecilerin. Köpeğin insanı ısırması haber değildir. Ama insanın köpeği ısırması haberdir derler. Dolayısıyla medya özgürlüğü dünyanın bütün demokrasilerinde kabul edilen kilit bir düşüncedir. Medya özgürlüğü. Gazeteci haberin peşinde koşacak ve haberi yapacak. Önünde engel çıkarılmaması ile ilgili özel düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler bazen anayasada hüküm olarak da yerini alır. Bizim anayasamızın 28. maddesi. Basın hürdür, sansür edilemez. Gayet açık, gayet evrensel bir kural. Basın hürdür, sansür edilemez. Devam ediyor. Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirleri alır. 21. yüzyılın Türkiye'sinde nedir? Tam tersi.
Devlet haber alma hürriyetini kısıtlayacak tedbirleri alıyor. Tam tersi. Anayasaya tam, taban tabana zıt uygulamalar yapıyor. Geçen hafta iki gazeteci arkadaşımız önce gözaltına alındı. 4 gün bekletildi karakolda. İstek üzerine, sarayın isteği üzerine 4 gün bekletildi. Sonra ifadeleri alındı. Bir arkadaşımız bırakıldı. Diğeri tutuklanıp hapse gönderildi. Müyesser Yıldız. Önce casusluktan baktılar. Olmuyor casusluk. Efendim işte devletin bilmem önemli haberlerini yaptı. Gizli kalması gereken haberleri yaptı. O nedenle tutuklandı. Nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Müyesser Hanım'ın yazdığı 2 yazı hala girin internete okuyorsunuz. Var zaten. Neresi gizli bunların? Bütün dünyanın bildiği şey neden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından gizli? Libya'ya silah gönderilmesi, Libya'ya asker gönderilmesi, ÖSO'nun bir kanadının alıp Libya'ya götürülmesi, herkesin bildiği bir olay. Herkesin bildiği. Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin gemilerle gönderdiği silahların fotoğraflarının genel sekreterinin elinde olduğunu bilmeyen mi var? Ama Türkiye'de vatandaş bilmesin. Biz bilmeyelim. Bütün dünya bilsin, biz bilmeyelim. Niçin? Saray rahatsız olurmuş. Olsun efendim. Zaten rahatsız olsun diye bu haberler yapılıyor. Değerli arkadaşlarım, öyle bir noktaya getirdiler ki medyanın neredeyse %90'ını havuz medyasına dönüştürdüler. Malum parayla satın aldılar. Başlarına adamları getirdiler. Ondan sonra havuz medyası oluştu. Rüşvet kimlerden nasıl toplandığını gayet iyi biliyoruz zaten. Orada besleme gazeteciler var. Parasını veriyorsun, bunu yaz diyorsun. Bir merkezden talimat veriliyor. Şu başlığı atacaksınız. Havuz medyasının bütün gazeteleri aynı manşeti atıyorlar. Bir süre sonra vatandaş bunları almadı. Almıyor yani. Almayınca izlenen gazeteleri ve televizyonları nasıl ele geçiririz? Onun çabaları başladı. Onun mücadeleleri başladı. Malum bizim de boykot ettiğimiz bir televizyonu da ele geçirdiler. Ne yapıyorlar? Bir tane CHP'li çağırıyorlar. 5 tane de havuz medyasının ya da besleme kişileri çağırıyorlar. Hep beraber koro halinde CHP'ye saldırıyorlar. CHP'liye sıra gelince onların her birisi 10 dakika konuştu. Bizimki daha 10 dakikada süren doldu kardeşim. E ne oldu? Ne oldu? Bize kumpas kurdular. Biz de bu kumpasa dedik ki katılmıyoruz arkadaşlar. Ne yaparsan yap. Ne yaparsan, ne yazarsan yaz. Hedefimiz bu arkadaşlar. Doğru haberin peşinde koşmak. Varsa yanlışımız elbette yazarlar. Bizi de eleştirirler. Hiç buna itirazımız yok zaten. Medya özgürlüğüne sonuna kadar saygımız var. Ama birilerinin talebiyle yapıyorsan, kalemini kiralıyorsan veya satıyorsan, sen gazeteci değilsin kardeşim. O gazetede gazete değil, o televizyonda televizyon değil. Herkesin bunu bilmesi lazım. Bunlar okununca ne yaptı? Bunlar olunca baktılar ki olmuyor. Bu sefer sosyal medyayı nasıl ele geçirebiliriz diye. 7000 tane troll ordusu. Telefon konuşmalarından hatırlıyorsunuz değil mi? Saraydan aileden birisinin şu bizim trollere diyor söyleyin diye. 7000 troll. Gerçekten. Onunla kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Şu zavallılığa bakar mısınız? Şu içine düştükleri duruma bakar mısınız? Medyanın %90'ı elinizde yine bir şey olmuyor. Yapamıyorlar. Ağırlıkları yok. Çünkü tamamının yalan olduğunu herkes biliyor. Tamamının iftira olduğunu herkes biliyor. Bir dinliyorlar, iki dinliyorlar, bakıyorlar böyle bir şey yok. Dolayısıyla bizim Müyesser Yıldız hapiste, Barış Terkoğlu hapiste, Barış Pehlivan hapiste, Murat Ağrel hapiste. Murat Ağrel'in ayrıca yolsuzluk konusunda neredeyse uzmanlaştı. Bütün yolsuzlukları, bütün ayrıntılara girerek belgeleriyle ortaya koyan saygıdeğer bir gazeteci. O da hapiste. Hülya Kılınç, Ferhat Çelik, Aydın Keser, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş,
Bakın, ahim kararları uygulanmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar bile uygulanmadı. Hemen yeni bir kumpas kurdular. Aynı dosyadan ikinci bir suç oluşturdular. Hemen ceza verdiler ve içeriye attılar. Buna adalet diyorlar. Ne adaleti? Firavun'un adaleti ise bu Firavun'un adaletidir. Allah'ın adaleti değil. Kesinlikle. Bununla da yetinmediler. Sosyal medyada Selahattin Bey'in saygıdeğer eşine olmadık hakaretler yaptılar. Ya siz insan mısınız Allah aşkına ya? İnsan mısınız ya? İnsan mısınız ya? Bir anneye bunlar yapılır mı? Bunlar söylenir mi ya? Almışlar, bırakmışlar. Gözaltına almışlar hakareti yapanı. Serbest bırakmışlar. E bir de madalya taksaydınız bari. Malum yeşil punto var onlarda değil mi? Bir de yeşil punto madalya taksaydınız. Caddelerde öyle gezseydi bari. İnsanın içi acıyor arkadaşlar. Türkiye neden bu hale geldi? Nasıl bu hale geldi diye insanın içi acıyor. Hesabın varsa birisiyle hesaplaşacaksan oturursun hesaplaşırsın. Sende de akıl var, onda da akıl var. Ama bir şey çok önemli. Birisi aklını saraya kiralıyor. Düşünmüyor. İnsan olma niteliğini kaybediyor. İnsan olmanın temel özelliği nedir? Aklını kullanmaktır. Siz aklınızı kullanmayıp da birilerine kiraya veriyorsanız siz insan olmaktan çıkıyorsunuz. Geldiğimiz tablo, bu hakaretleri yapan kişiler insan sınıfına girmezler. Hayvan sınıfına da girmezler. Bunlar başka bir mahluk. Çünkü hayvan bile bunu yapmaz. Hayvan bile bunu yapmaz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bunun üzerinde de durmamız gerekiyor. Bütün bunlar, bütün bu gelişmeler kadına yönelik şiddeti artırdı arkadaşlar. Covid sürecinde de yaşanan şiddetin boyutlarının büyüdüğünü görüyoruz. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2012 ile 2018 arasında 510.114 kadın için mahkeme koruma kararı veriyor. 510.114 kadın için koruma kararı veriyor. Kadının suçu ne Allah aşkına? Neden bu şiddet? Yaratılan, herkesin önüne konan ve giderek büyüyen yoksulluk, açlık, sefalet bu şiddetin nedeni olabilir mi acaba? Çocuğuna ekmek bulmak için konteynerları gezip sırayla acaba burada yiyecek bulabilir miyim, ekmek kırıntısı bulabilir miyim diyen kadının sefaletini bunlar düşünüyorlar mı acaba? Özellikle AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Senin de burada bir sorumluluğun yok mu Allah aşkına? Senin de bir sorumluluğun yok mu? Sen de artık bu sefalete dur deme zamanı geldi demeyecek misin kardeşim? Sevgili Peygamberimiz cenneti annelerin ayakları altındadır diyor. Bu kadar yücelttiği bir kadına sen nasıl olur da sokağın ortasında, evde, caddede, tarlada elinde bıçak saldırırsın? Diyorum ya, bir kişi insanlıktan çıktığı zaman kontrol etmek çok zordur. Bütün kadınlara da sesleniyorum. Bütün kadınlara. Evinizde huzur yoksa sebebi saray sosyetesidir. Evinizde huzur yoksa. Tencereniz kaynamıyorsa, çocuğunu yatağa aç ki yatırıyorsan sebebi saray sosyetesidir. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyorum. Sen de bu ülkenin onurlu bir vatandaşısın. Elin oğlu bir eli ya da bir eli balda. Ne olur yani senin çocuğuna da bir imkan sağlansa. Baba işsiz, çocuk işsiz, anne işsiz. Aynı evde birbirlerinin yüzüne bile bakamıyorlar. Hepsi işsiz. Yardım istemekten de bazen sıkılıyorlar. Nasıl yardım isteyeceğiz diye.
Ya bu memleketi bu hale kim getirdi Allah aşkına ya? Kim getirdi bu hale? 18 yıldır bu memleketi kim yönetiyor? Haber yaptı, at içeri. İtiraz etti, hemen alın içeri. Baskı rejimi, 20 Temmuz sivil darbesinin doğal sonuçları bunlar. Ama bunları aşacağız. Asla karamsar değiliz. Ne dedik? İnsanlık tarihi, adalet mücadeleleri tarihidir. Bu mücadeleyi adalet için yapacağız. Değerli arkadaşlarım, devlet yönetiminde liyakat dediğimiz bir kavram vardır. Adaletle liyakat kardeş sözlüklerdir. Liyakat işi ehline vermektir. İşi ehline vermektir, ehline teslim etmektir. Bir devlet adaletle ve liyakatle yönetilir. Liyakatle yönetilmiyorsa zaten adalet de yoktur. Adalet varsa zaten liyakat de vardır. Dolayısıyla devleti adaletle yöneteceksiniz. Liyakatle yöneteceksiniz. İşi eline vereceksiniz. Liyakat sıradan bir kavram değildir ve birdenbire herkes o işin uzmanı olmaz. Liyakat için bir eğitim gerekiyor. Ameliyathaneye girmek için tıp fakültesini bitirmek gerekiyor. Hemen mezun oldun, hemen şu bypass ameliyatını yap. Hayır, onu da yapamaz. Onun bir de uzmanlığı var. O uzmanlığı da tamamlayacak. Tıpta uzmanlık sınavını kazanacak. Ayrıca 4 yıl onun uzmanlığını yapacak. Ondan sonra bypass ameliyatı yapabilecek. Liyakat budur. Akademiden ekonomi eğitim yapmış birisini getirip gel kardeşim sen matematik profesörü ol diyemezsiniz. O da üniversite mezunu. Olmaz. Herkesin işi vardır. Eğitim, sonra birikim. Birikim. Belli bir yıl tecrübe geçireceksin. Bir tecrübeniz olacak. Bilginiz, birikiminiz ve deneyiminiz olacak. Ve siz o işi atandığınız zaman evet bu işi bu kişi yapar. Eğitimine bakarsınız, tecrübesine bakarsınız, dersiniz ki evet ya bu adam bu işi yapar. Ameliyat da yapar, motor bölümünde şunu da yapar. Berber çırağını düşünün. Alırız berber çırağını değil mi? Hemen gelip de şunu tıraş et demezsiniz. Ustasının yanında öğrenir. Makası nasıl tutuyor, nasıl yapılır? Üstündeki şey ne deniyor ona? Gömlek ya da işte bilmem... Efendim önlük nasıl takılır? Bütün bunları o berber çırağı büyük bir dikkatle ustasını izler. Büyük bir dikkatle. Terzi de öyle. Terzi çırağı. Büyük bir dikkatle ustasını izler. İğneyi nasıl tutuyor, nasıl yapıyor diye. Nasıl kesiyor diye. Liyakat budur arkadaşlar. Liyakatin olmadığı yerde devlet mi olur? Adaletin olmadığı yerde devlet mi olur? Liyakat çökmek demektir. Liyakati yok ederseniz devleti çökertmiş olursunuz. Dolayısıyla devleti yönetenler devleti arpalık gibi düşünemezler. Geldim, devleti istediğim gibi yönetirim. Yok arkadaş, istediğin gibi yönetemez. Ama istediğim gibi yönetirim diyorsan orası devlet olmaktan çıkar. Orası birilerinin arpalığı haline dönüşür. Birilerinin arpalığı haline dönüşür. Defalarca söyledim, yine söyleyeyim. Çikolata kutusunda rüşvet alan adamı büyükelçi tayin ederseniz, gittiği ülkedeki halk şunu düşünür. Bu rüşvetçiyi buraya gönderen kişi de aynı meşreptendir der. Evet. Ayakkabı kutusunda rüşvet alan adamı sen göndereceksin büyükelçi. Büyükelçi. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edecek bu. Arabasında Türk bayrağı taşıyacak. Onun rüşvet aldığını bilen var mı? Dünya biliyor rüşvet aldığını. Bir rüşvetçiyi o ülkeye gönderirsen o ülkenin halkı diyecek ki bunu buraya gönderen de aynı meşrettendir diyecek. Haklı mı? Sonuna kadar haklı. Sonuna kadar haklı. Hırsıza destek veren adam kimdir? Hırsızdır arkadaşlar.
Niye çete oluşur? Çete niye oluşur? Yasa dışı bir iş yapmak için birden fazla kişi bir araya gelirler, çeteyi oluştururlar. Dolayısıyla devleti zenginleşme aracı, devleti talan aracı, devleti soyma aracı liyakat sisteminde olmaz. Liyakat bütün bunlara engel olan sistemdir. Liyakatli birisi geldiğin zaman, şu ihaleyi buna ver dediği zaman liyakatli adam der ki, bir dakika efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı bir kanun var, o kanuna bu aykırıdır, ben bunu yapamam der. Liyakat budur. Başımdan geçen bir olayı anlatayım. Bunu Türkiye Odalar Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda da anlattım. Hesap uzmanlığı sınavını kazandım. Zor bir sınavdı. İstanbul'a gittik. Allah rahmet eylesin Yılmaz Özbalcı diye bir üstadın yanında muavinlik yapıyoruz. Yani berber çırağı gibi, terzi çırağı gibi muavinlik yapıyoruz. Muavinlikte belli bir süreye geldik. Kursları bitirdik, hizmet içi eğitimi bitirdik. Bize rapor yazmayı öğretecekler. Öğrettiler. Sonra Karaköy'den orta düzeyde bir iş adamının defter ve belgelerini bize teslim ettiler. Bunun raporunu yazın diye, inceleyin dediler. İnceledik. Benle Niyazi Adalı diye bir arkadaşım vardı. O da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Biraz matrah farkı bulduk. Yani beyan edilmemiş gelir bulduk. Masanın altından birbirimizi tebrik ediyoruz. Üstad bizi tebrik edecek diye. Diyecek ki bakın siz buldunuz diye. Neyse raporu tutanağımızı aldık. Mükellefi çağırdık. Tutanağımızı aldık. Rapor taslağımızı hazırladık. Götürüp üstada teslim ettik. Üstad aldı, baktı, okudu. Dedi ki rapor çok güzel. Güzel yazmışsınız. Bu mükellef kaç lira beyan etmiş? Baktınız mı? Hiç bakmamışız. Bakmamışız. Bakın dedi bu mükellef geçmiş gün hatırlamıyorum. İyi bir rakam gelir beyan etmiş. Sizin bulduğunuz rakam çok küçük bir rakam. Bu kadar gelir beyan eden bir mükellef bu kadar küçük bir vergiyi kaçırmaz. Bir hata olmuştur. Öğleden sonra çağırın mükellefi, konuşun ve ona anlatın. Evet haklıdır, siz haklısınız derse aşağıda Galata Vergi Dairesi var. Gidip oraya vergisini ödesin, defterini, belgesini verin ve ayrıca teşekkür edin. Hayatımda aldığım en büyük derstir. Liyakat budur işte. Üstattan alıyorsunuz dersi. Yılların birikiminden alıyorsunuz dersi. Altın yumurtlayan kazın kesilmemesi gerektiğini öğreniyorsunuz. O sürekli devlete vergi verecek. Onu küstürmek değil, onu kazanmak lazım. İşte liyakat budur. Ama bunlar tamamen yok ediliyor arkadaşlar. Birisi çıktı televizyonlara. AK Partili birisi. Gençlik kollarından geliyor. İzmir'de yetişmiş. Eğitim almış. Televizyonlara çıktı. Şunu söyledi. Biz iktidar olduk. Yani AK Parti iktidar oldu. Efendim müsteşar olmak için 12 yıl beklemek gerekiyormuş. Nasıl olur? Bu nedenle biz FETÖ'yle işbirliği yaptık. Kemalistleri devirmek için. Bunu itiraf etti. Bunu söyledi. Önce bu kardeşime, Emre Cemil Ayvalı kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Bir gerçeği ifade ettiniz. Evet. Doğruya doğru, eğriye eğri. Yürekten teşekkür ediyorum. Dedi ki, biz FETÖ'yle işbirliği yaptık. Niçin? Orduya kumpas kurup oradaki paşaları sistemin dışına atmak için. İtiraf. Dolayısıyla kendisine teşekkür borcumuz var. Biz bunu söylüyorduk ama biz muhalefet olduğumuz için vatandaşın kafasında ya işte bunlar muhalefet, onun aksini söyler diyorlar. Şimdi içeriden birisi ve önemli birisi, içeriden ve önemli birisi, medyadan sorumlu birisi çıktı, bir de ısrar ediyor. Evet diyor, bir daha söylüyorum diyor. Bunun bilmesi gereken bir şey daha var. O itiraf tamam, teşekkür ettik. Ama bunun gibi olanların bilmesi gereken bir şey var. Çok sık anlattığım bir örnek, gene anlatayım. Devlette memur olmak için KPSS sınavını kazanacaksınız. Belli bir puan alacaksınız. Sonra aday memur oluyorsunuz. Devlette aday memur. Daha asıl memur değil, aday memur.
Bir süre çalışıyorsunuz. Amir sizi izliyor. Bu gerçekten memur mu? İyi mi değil mi? İyiyseniz bir süre sonra diyor ki adaylık süren doldu, asaletini onaylıyorum. Asalet onaylanırsa devlet memuru oluyor. Hemen şef olabilir mi? En düşük seviye. Hayır. Bir süre çalışacak. Süresi dolduktan sonra da şeflik sınavına girecek, şef olacak daha. Sonra şube müdürü olacak, sonra daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür, müsteşar yardımcısı gibi kademeler var. Diyor ki ben 12 yıl niye bekleyeceğim diyor. Hemen birisini yakalayayım yakasından, gel kardeşim sen müsteşar olacaksın diyor. Liyakatin ne olduğunu bilmiyor. Gözü kararmış. FETÖ'nün desteğini almış. Ben istediğimi yaparım diyor. Parlamento, orada benim kurşun askerlerim var diyor. Öl desem ölürler, kalk desem kalkarlar, yat desem yatarlar. Hepsi de AK Parti milletvekilleri der, diyor zaten. Gücü oradan alıyor. Şimdi değerli arkadaşlar, sen eğer FETÖ ile işbirliği yaptığını itiraf ettiysen sana önce teşekkür etmeliyiz, bir borcumuz var. Peki bu FETÖ ile iltisaklı olup da bir sürü içeride yatan harp okulu öğrencilerin ne günahı var? Hayır, onların ne günahı var? Onların bir de iltisakı da yok zaten. Komutanı çıkın dışarı demiş, bunlar çıkmışlar. Peki bir savcı harekete geçti mi? Hiçbirisi geçemez. Hiçbirisi geçemez. Sarayın korkusundan. Sarayın korkusundan. Ama tarih bunları not edecektir. Bunların tarihin arşivinde olduğunu herkes bilecektir. Yeri ve zamanı gelince de bunların tamamı sorulacaktır. Nedir ne değildir diye. Değerli arkadaşlarım, bir broşür hazırlamıştık. Arpalık Aile Şirketi diye. Arpalık Aile Şirketi. Devleti arpalık olarak gösteren ya da gören zihniyeti anlatmak için. Hem milletvekili, X yönetim kurulu üyesi, Y yönetim kurulu üyesi, C yönetim kurulu üyesi, milletvekili aile dışında 3-4 yerden daha aylık alıyorlar. 3-4 yerden daha. Devleti devlet olarak değil, devleti intikam alınacak organ olarak görüyorlar. Devleti devlet olarak değil, devleti nasıl soyarım diye düşünen bir anlayışla hareket ediyorlar. Dolayısıyla geçenlerde atamalar yapıldı bankalara. Eski güreşçi arkadaşımız da bir bankanın yönetim kuruluna atandı. Dünya şampiyonu. Hepimizin saygı duyduğu ve alkışladığı bir arkadaş. Asla itiraz etmeyiz. Hepimizin gurur duyduğu bir kişi. Başarı elde ettiğinde göndere Türk bayrağını çeken bir kişi. Bir sporcu. Peki banka yönetiminde ne işi var? Ne işi var? Hatırlarsınız değil mi? Burada bir olaydan söz etmiştim. Bir kişi hastaneye görevli olarak atanıyor. İlk yaptığı iş hastaneyi soymak oluyor. İsim vermek istemiyorum. Ama ilk işi ben bu hastaneyi nasıl soyarım? Siz şimdi alıyorsunuz bir kişiyi. Güzel. Bankanın yönetimini atıyorsunuz. Ya bankanın besini bilmiyor. Hani spor genel müdürlüğünde önemli bir yer, eyvallah. Spor bakanı eyvallah, itirazım yok. Değerli, ödül almış, Türkiye'nin bayrağını gönderecekmiş bir kişi. Hiç itirazım yok. Ama kardeşim bunun bankayla ne ilgisi var? Ne ilgisi var bankayla? Benim bu kardeşimden istirhamım. Elde ettiğin başarıları gölgelemek istemiyorsan o koltuğa oturmayacaksın kardeşim. O koltuğa oturmayacaksın. Sana sporla ilgili pek çok yerde yönetim kurulu üyeliği bulurlar. Pek çok yerde. Paran yetmiyorsa tamam.
Paran yetmiyorsa kampanya açalım. Biz CHP olarak kampanya açalım. Ama devlet dediğimiz bir kurumun bu kadar yıpranması, hırpalanması doğru değil. Ahlaki de değil. Ahlaki de değil. 20 bin öğretmen atama bekliyor bakın. 20 bin öğretmen. Atamasını yapmıyorlar. Niçin? Para gider diye. E bu beylere üçer dörder maaş. Niye üçer dörder maaş? Yani AK Parti'nin içinde veya AK Parti'ye oy verenlerden doğru dürüst bankacı yok mu? Dünya kadar var. Finansçı yok mu? Dünya kadar var. Onlardan ata kardeşim. Bankalara öyle adamlar atadılar ki ATM'den para çekmesini bilmiyor adam. Ama bankanın yönetim kurulunda görev. Bankacılıkta hiç ilgisi yok. Hiç ilgisi yok bankacılıkla. Öyle bir eğitim de almış değil. Devleti arpalık olarak kullanmayacaksınız arkadaşlar. Yazıktır, günahtır ya. Kul hakkı denen bir kavram var ya. Kul hakkı ya. Yüce Rabbimiz diyor ki her türlü günahla gel affederim ama kul hakkıyla karşıma gelme. Kul hakkıyla gelme. Kul hakkı yiyorsunuz siz ya. Fakirin fukaranın parasını yiyorsunuz. Anne çocuğunu yatağa aç yatıracak. Bu beyler bir elleri yağda bir elleri balda olacak. Ve bana da diyecekler ki Kılıçdaroğlu niye konuşuyorsun? E ben konuşmayayım da kim konuşacak? Ben söylemeyeyim de kim söyleyecek? Adaleti nasıl bulacağız? Fakirin, fukaranın hakkını nasıl savunacağız? Böyle savunacağız. Savunmak zorundayız. Bütçeyi parsel parsel dağıttılar. Evet. Al diyor, sen milletvekilisin değil mi? Tamam, milletvekili aile. Başka? 3 tane de yönetim kurulu üyeliği veriyorum sana. İstediğin gibi ye diyor. Üniversite mezunu, bu konularda uzman, o kadar çok insan var ki. İşsiz bunların tamamı. Evine ekmek götüremiyor bunların tamamı. Ya sizde vicdan var mı? Sizde ahlak var mı ya? Sizde din var mı, iman var mı ya? Emin olun yani. Bu noktaya taşıdılar bizi. Yeter ya, yeter ya. Gözünüzü para doyursun kardeşim. Para ya. Paraya doymuyorlar bir türlü. İlla alacaksın. Ya ne yapacaksın kardeşim? Kefenin cebine para koyacak halin yok senin. Yeter ya. Amerika'da dünyalığı yaptılar. Diğer yerlerde dünyalıklarını yaptılar. Saraylarda oturuyorlar. En lüks arabalara biniyorlar. Bir de bunlar. Efendim biz Müslümanız. Bırakın sizin Müslümanlığınızı, ben kabul etmiyorum arkadaş. Müslüman harama el uzatmaz. Benim bildiğim odur arkadaş. Komşusu açken tok yatıyorsan benden değilsin kardeşim. Benden değilsin, kusura bakma. Burada aç yatıyor çocuk. Aç yatıyor. Burada bir değil, iki değil, üç değil, dört yerden maaş alıyor. Yeter ya. Yeter ya. Böyle rezalet görülmemiş. Dünyada böyle rezalet yoktur. Başka ne yapıyorlar? Yandaşa her türlü parayı veriyorlar. Her türlü 1, 2, 3, 4 yönetim kurulu üyeleri her taraftan para yağıyor. Dönüp diyorlar ki vatandaşa, efendim Covid-19 krizi var, bize para verin. Bak IBAN numaralarını açıkladım, bize para verin. Niye bu vatandaş sana IBAN'dan para versin? Aç ya vatandaş, aç ya. Evine ekmek götüremeyen milyonlar var, milyonlar. Evine ekmek götüremeyen milyonlar var. Sen sefaat içinde yaşayacaksın. Saraylarda yaşayacaksın. Yandaşların saraylarda yaşayacak. Bir eliniz ya da bir eliniz balda olacak. Bu ülkede yüz binlerce çocuk yatağa aç girecek. Ve ben de susacağım. Cumhuriyet Halk Partisi susacak. Susmayacağız. Her yerde bu adaletsizliği anlatacağız. Her yerde. Anlatmak zorundayız. Bakınız, geçen grupta söylemiştim, bir daha söylüyorum. Sizler de gittiğiniz her toplantıda elinizin altında olsun söyleyin. Türkiye İstatistik Kurumu, bunların her dediğini yapan kurum. Devamlı adam değiştiriyorlar. Yıllık geliri, aylık değil. Yıllık geliri 7 bin liranın altında olan. Yıllık geliri 7 bin liranın altında olan. Yani aylık 583 lira gelir elde eden. Aylık.
583 lira. 11 milyon kişi var bu ülkede. 11 milyon kişi. Aylık geliri 583 lira olan 11 milyon kişi var. Sarayda oturanlar bu rakamı gördüğü zaman acaba yüzleri kızarıyor mu bunların? Acaba vicdanları sızlıyor mu bunların? 18 yıldır, 18 oldu değil mi? 18 yıldır devleti yönetiyorsun. 18 ya. 1 yıl değil, 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil. 18 yıldır devleti yöneteceksin. 11 milyon kişinin aylık geliri 583 lira olacak. Bunlarda vicdan var mı Allah aşkına ya? Bunlarda vicdan var mı ya? Bunlarda insan sevgisi var mı Allah aşkına ya? Bunlar insanın fakiri fukarayı düşünüyor mu acaba? Her birisi altlarına en lüks arabaları aldılar. Ya ölürken birer kefen olacak kardeşim, başka bir şey olmayacak ya. Onun da farkında değiller. Emin olun, bıraksalar, iman bıraksa bunlar kefenlerine cep de yaparlar. Dolar doldururlar bunlar. O noktaya taşıdılar Türkiye'yi. Peki yıllık geliri 8 bin lira. Biraz üstü. 8 bin lira ve biraz üstü. Yani aylık geliri 667 lira olan. Bunların sayısı da 16 milyon. 16 milyon kişi arkadaşlar. Bunu ben söylemiyorum. Biz söylesek, hesaplasak diyecekler ki bu CHP zihniyeti doğruyu söylemiyor. Bunu devletin kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu 2018 verileri. Şimdi daha felaket. Şimdi rakamlar daha acı ama açıklamıyorlar. Değerli arkadaşlarım. Öyle bir noktaya geldik ki vatandaşların beni iyi dinlesinler. Covid-19 salgınıyla karşı karşıyayız. Ya bir maskeyi bile bu güzeli insanlara parasız veremediler ya. Bir maske ya. Bir maske ya. Bir maskeyi bile parasız veremediler ya. Onu bile parayla satıyorlar. Onu bile satıyorlar. Ya bunlarda vicdan var mı? Vallahi de billahi de vicdan yok. Bakın yemin ediyorum. Vicdanı olan bir insan. Ya vatandaş ölecek kardeşim ya. Bir maske ya. Değeri kaç lira Allah aşkına bunu ya? Bizim bütün belediyelerimiz bedava dağıtıyor. Ona da engel oluyorlar. Niye bedava veriyorsun? Kötü örnek oluyorsun diyorlar bizim belediyelere. Kötü örnek olmuyor. Vatandaşını seviyor. Maskeyi dağıtırken bir dakika gel bizim partili misin değil misin diye soruyor mu? Hayır. Herkese dağıt. Herkese eşit. Ama bunlar bunu bile paralı yaptılar. Bunu bile dağıtamıyorlar. Değerli arkadaşlarım. Milyonlarca lirayı, hatta milyarlarca lirayı kullanıyorlar bunlar. Milyarlarca lirayı. İstedikleri gibi kullanıyorlar. Hiç kimseye de hesap vermiyorlar. Hiç kimseye. Hesap vermeyi de zülat ediyorlar zaten. Çünkü kibirleri hesap vermeye engel. O kadar kibirli bir pozisyondaki vatandaşı sinek gibi görüyor. Ne demek hesap vermek? Kimsin sen, sana hesap vereceğim? Ben parayı alırım, dilediğim gibi harcarım. Sen de para vermek zorundasın. Ben senden vergiyi alırım, vermezsen burnundan getiririm ama bana bunun hesabını sormayacaksın. Ben istediğim yere bu parayı harcarım. Türkiye bu noktada. O nedenle dindar, kendisini dindar olarak gören kardeşlerin de bunu çok iyi dinlesin. Vatandaştan alınan her kuruşun hesabını vatandaşa vermiyorsan sen hırsızsın. Bunun Türkçesi budur. Vatandaştan aldığın verginin hesabını vatandaşa vermiyorsan sen bir şeyler çalıyorsun demektir. Çünkü siyasette vatandaşa hesap vermek en onurlu görevdir. En onurlu görev. Vergini verdin, aldım vergini. Nereye, ne kadar harcadığının hesabını veririm. Kuruşu kuruşunu. Bu siyaset kurumunu onurlu kılan ve güvenli kılan en temel ögedir. Ben hesap vermem. Kim oluyorsun sen? Dediği andan itibaren bilin ki orada hırsızlık var. Ve kibir var. Kibirin de şeytana özgü bir özellik olduğunu herhalde herkes biliyor.
tefecilere çalışan bir iktidar. Bakın bunu da sürekli söyledik. Vatandaştan vergi alıyor, hesabını vermiyor. Ama aldığı verginin büyük bir kısmını tefecilere veriyor. Geçen salı grup toplantısında söylemiştim. Ocak, Şubat, Mart ayında, sadece 3 ayda tefecilere verdikleri para 38 milyar lira. 3 ayda 38 milyar lira. Şimdi yeni veriler çıktı. İlk 5 ayda Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 5 ayda tefecilere ödenen para 38 milyardan 65 milyar liraya çıktı. Diyor ya, İslami esaslara göre ekonomiyi yönetmemiz gerekiyor. Tefecilere hizmet eden bir adam ne zamandan beri İslami esasları düşünmeye başladı? Ne zamandan beri düşünmeye başladı? 18 yıldır Londra'daki bir avuç tefeciye bu ülkenin garip kurabasının alın terini kiraladı ve sattı. Herkesin bilmesi lazım. Herkesin. Özellikle de AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin bilmesi lazım. Yeter demeniz lazım ya. Benim alın terimi Londra'daki tefeciye niye veriyorsun? Ben niye devlete vergi veriyorum? Yol yap diye, köprü yap diye, okul yap diye. Doğru dürüst bu memlekette kimse yatağa aşk girmesin diye. Bunları diyorum. Hastane yap diyorum. Şunu yap, bunu yap diyorum. Ama benim param da. Sen Londra'daki tefecilere çalışıyorsun. Bir avuç tefeciye. 83 milyonun alın terini sömürüyorsun. Bunlara itiraz ediyoruz hep birlikte. Bir vatandaş şunu söylemiş. Tefecilere gelince var. Dünyanın parasını veriyorsun. Bize gelince yok. Ve şu cümle o vatandaşın. Sarayda yaşayan kirada oturandan niye para ister? Doğru söylüyor. Sarayda yaşayan adam kirada oturan vatandaştan niye para ister? Niye IBAN numarası verir, gel bana para ver diye? Sen zaten sarayda yaşıyorsun. Zaten milletten kopmuşsun. Zaten milleti aşağılık bir düzeyde görüyorsun. Zaten milletin ensesine vururum, ağzındaki lokmayı alırım. Ona bir din iman edebiyatı çekerim. Biz de malı götürürüz. Diyorsun zaten, bu felsefenin sahibisin sen. Dolayısıyla sarayda yaşayan kişi kirada oturan adama avuç açıyor. IBAN numarası veriyor. Bana biraz daha para ver. Ya Allah gözünüzü doyursun ya. Sülük gibi emdiniz. Kene gibi emdiniz milletin kanını. Ben bunları söyleyince kızıyorlar. Kızsınlar, zaten kızsınlar diye söylüyorum. Biraz ar damarları varsa, biraz akılları varsa milletin hali nedir bir görsünler diye söylüyorum. Bunları söylüyoruz ama boşuna söylemiyoruz. Vatandaşın derdini birebir izliyoruz. 21 ile iki hadise, sıcak ve soğuk, aşırı sıcak ve dolu dolayısıyla tarımda ciddi bir afet yaşanmıştı. Milletvekili arkadaşlarımızı gönderdik. Isparta'ya da gül üreticilerinin sorunu için gönderdik. Bakınız, 2018'de gülü 9 liradan alıyorlar. Kilosu 9 lira. 2019'da 7 lira 8 lira civarında alıyorlar. 2020'de fiyatı 5 liraya düşüyor. 5 liraya düşüyor. Şimdi ben bütün Ispartalılara soruyorum. Bütün Ispartalılara. Gül'ün başkentine soruyorum. Gül'ün başkenti Isparta'nın Gül'ü bütün dünyada bir numaradır. Bütün dünyada. 2018'de 9 liradan alınan kilosu 9 liradan alınan gül 2020'de nasıl oldu da 5 liraya düşüyor? Gül birlik neden taban fiyat açıklamıyor? Neyin fiyatı düştü? Mazotun fiyatı mı? İlacın fiyatı mı? Suyun fiyatı mı? Elektriğin fiyatı mı? Neyin fiyatı düştü ki 5 liraya düştü fiyat? Fındık üreticisi, çay üreticisi. Bir de yetmiyor, ne oluyor biliyor musunuz? Dışarıdan çay ithal ediyor. İran'dan çay ithal ediyorlar. Bulgaristan'dan da gül ithal ediyorlar. Ben diyorum ya, bunlarda vicdan yok. Vallahi de billahi de yok. Senin gül üreticin perişan vaziyette. Sen Bulgaristan'dan gül getiriyorsun. Senin çay üreticin
Doğru dürüst bir fiyat bekliyor. Sen gidip İran'dan çay getiriyorsun. Rizeliler hak ediyor mu? Oy veriyorlar devamlı. Beni biraz daha ezebilirsin diyor. Sırtıma da binebilirsin diyor. Ağzımdaki lokmayı da alabilirsin diyor. Ben sana oy vereceğim. O zaman devam kardeşim. Devam kardeşim. Sen de uyanacaksın. Senin alın terinin değersiz olduğunu niye düşünüyorsun? Senin alın terin de değerli. Senin emeğin de değerli. Karadeniz'in kadınının nasıl çalıştığını bilmiyor muyuz? Günün neredeyse 24 saati çalışır Karadenizli kadın. Onun emeğine yazık değil mi? Alın terine yazık değil mi? Onun da adalet duygusu yok mu? Onun da hakkı hukuku yok mu? Değerli arkadaşlarım, İthal hayvan getiriyoruz, ithal samanla besliyoruz. Türkiye'nin gerçeği bu. Güle veriyoruz 5 lira. Fiyat açıklamıyoruz, elinde kalmıyor çünkü bunu vermek, satmak zorunda. Özel sektörde 5 liraya alırım diyor. Ama Bulgaristan'dan gül getiriyoruz. Çay üreticisi bekliyor, İran'dan çay getiriyorsun. Çay ithal ediyorsun. Çiftçinin derdi, her seferinde söyledim, yine söylüyorum. Çiftçinin de oturup bir düşünmesi lazım artık. Sarayı artık çiftçinin beslememesi lazım. Kendi çoluk çocuğu var. Önce onlara bir baksın. Çoluk çocuğunun rızkına baksın. Oyunu verecekse de çoluk çocuğunun rızkına bakıp ona göre oy versin. Çocuğunun ağzındaki lokmayı alıp da birilerine verene oy vermesin. Bakınız, devri iktidarlarında yani AK Parti döneminde 682.265 kişi tarımdan çekildi. Diyeceksin bu rakamı nereden buldun? Tarım sigortası. 682.265 kişi tarım sigortasından çıkmış. Ben tarım yapmıyorum demiş. İşin garip tarafı, tarımdan çıkan iller hangileri biliyor musunuz? AK Parti'ye en çok oy veren iller. Konya'da 43.021 kişi. Balıkesir'de 40.054 kişi. Kahramanmaraş'ta 26.404 kişi. Manisa'da 21.661 kişi. Kütahya'da 21.312 kişi. Erzurum'da 20.262 kişi. Sivas'ta 19.361 kişi. Biz tarımı bıraktık, geçinemiyoruz diyorlar. AK Parti'nin size armağanıdır. Bu iller için söylüyorum. Bir dönem Orta Doğu'yu besleyen Türkiye şimdi net ithalatçı konumda tarımda. Dışarıdan buğday gelmese olmuyor, arpa gelmese olmuyor, fasulye gelmese olmuyor, at gelmese, et gelmese olmuyor. Bunların hiçbirisi olmuyor. Dışarıdan. Hepsi dışarıdan ve gelişmiş ülkelerden geliyor. Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla çiftçinin ayrıca devletten 175 milyar lira alacağı var. Kanuna göre 2006'da çıkan kanuna göre. Bunu da not alın. Her yerde rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Çiftçinin devletten 175 milyar Türk lirası alacağı var. Değerli arkadaşlarım, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan 32.600 personel var. Bu civarda. 32.000 civarında personel var. Bunlar özel bir kanun hükmünde kararnameyle, 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle geçici olarak alınmış, okullarda çalıştırılıyorlar. Son 2 yıldır 2 aylıkları verilmiyor. Sosyal güvenlik primleri, sağlık primleri yatırılıyor ama ücret bunlara ödenmiyor. Niye ödenmez? Sarayın bir günlük harcaması, bir günlük yani. Bütün bunları karşıya bir de üstüne para da artar. Çünkü bunlar insan, çünkü bunlar çalışıyor. Çünkü bunlar alın teri döküyor. Çünkü bunların çoluk çocuğu var. Aldıkları, kazandıkları parayla evlerine helal ekmek götürüyorlar. Ama saray buna itiraz ediyor. 2 aylıklarını ödemeyin diyor. Tıpkı 20 bin öğretmenin atamalarının yapılmaması gibi. Ya sizde vicdan var mı ya? Allah aşkına. Peki 2 ay nasıl geçinecek bunlar? Nasıl geçinecek?
Okullar kapalı, ben sana vermem. Ne yaptın arkadaş? Okulu sen tatil ettin. Bu adam gene okula gidiyor. Ama hiçbiriniz merak etmeyin. Bu 32.600 çalışana da söylüyorum. Biraz sabredin. Biraz sabredin. Bütün taşeron işçiler gibi sizler de bu devletin onurlu, şerefli sendikalı işçileri olacaksınız. Hepsini yapacağız. Hepsini. Bizde saray hastalığı yok. Bizde öyle malı götürme de yok. Bizde öyle rant şeyi de yok. Boğazımızdan aşağı lokma iniyorsa helal lokmadır. Bu terbiyeyi aldık. Bu terbiyeyi aldık. Bu FETÖ ile işbirliğini itiraf eden zat bir de bir kitap yazmış. Kitabı neydi ya? Kitabı da yolunu kaybeden, yönünü kaybeden ok. Değil mi? Evet, neydi? Yönünü şaşıran ok diye. Şimdi FETÖ ile bizi suçluyor. Kılıçdaroğlu FETÖ'cü diye. Neyse, Allah büyük, kalktı FETÖ ile işbirliği yaptığını 83 milyon önünde itiraf etti. Rahmetli babam derdi ki, oğlum sen doğrudur, eğri belasını bulur diye. Buluyor işte. Devlet resmen soyuluyor. Resmen soyuluyor. Resmen yandaşlara devletin bütün imkanları peşkeş çekiliyor. Tevfik Fikret'in şiiri var ya, yiyin efendiler yiyin, bu hanı iştaha sizin, doyuncaya kadar, tıksırıncaya kadar, çatlayıncaya kadar yiyin. Yemezseniz namerdin, namertsiniz ama sizi götürmek de bizim boynumuzun borcudur. EYT'liler diyorlar ki bizi unutmayın. Emeklilikte yaşa takılanı. Hiç unutmuyoruz. Hiç ama hiç unutmuyoruz. Sonuna kadar onların haklarını savunacağız. Sonuna kadar. Hiç unutmuyoruz. Öyle bir kumpas kurdular ki işçilere. Öyle bir kumpas kurdular ki. Ne zamanki aylık aldılar, kumpası o zaman fark ettiler. Neydi kumpas biliyor musunuz? Ne kadar çok çalışır, ne kadar çok prim ödersen o kadar az emekli aylığı alacaksın. Kumpas bu. Dünyada böyle bir örneği yok. Şimdi emeklilikte yaşa takılan, süreyi doldurmuş, daha doğrusu prim ödeme gün sayısını doldurmuş ama daha fazla çalışıp daha fazla prim ödeyemiyor. Öderse aylığı düşecek. Diyor ki patrona, bana iş ver ama beni sigortalı yapma. Niye? Sigortalı yaparsan daha emekli aylığım düşecek. Böyle bir garabet dünyada hiç yok. Sadece bizde var. O nedenle biz adaleti savunuyorsak, herkes için adalet dedik, EYT'liler için de adalet. Onlar için de adaleti getireceğiz. Onları da kurtaracağız. Onlara kurulan kumpası da değiştireceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Üniversite sınavına girecek olan gencecik, pırıl pırıl gençlerimiz var. Temmuz'da yapılacaktı malum. Sınavı erken aldılar. Herkes psikolojik olarak kendisini Temmuz'a göre hazırlamıştı. Ama bilim kurulunun görüşünü değil, otelleri nasıl doldururuz diye hesap yaptılar ve sınavı erken aldılar. Şunu söyledim onlarla video konferansla görüşürken, bakın dedim, ne yaparlarsa yapsınlar, siz daha iyi çalışın. Daha iyi çalışın. Daha kararlı çalışın. Sizin önünüze engel koymak istediler. Gençsiniz, engelleri aşın. Başarılı olun. Nasıl olsa seçimlerde size bir mühür verilecek. Gireceksiniz seçim kabinine. Orada oyları göreceksiniz. Partilerin amblemlerini göreceksiniz. Size bu kumpası kuranlara gerekli cevabı o zaman vereceksiniz. Onlara değil, sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunan partiye, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceksiniz. Bu arada belediye başkanlarıma çağırın. Bütün belediye başkanlarına çağırın. Sınav yapılacak.
gürültülü bir ortamda yapılmamasını sağlamaya özen gösterin. Gürültülü bir ortamda. Yani sınava giren çocuğumuzun dikkati dağılmasın. İki, mutlaka orada bir aracınız olsun ve içinde maskeler olsun. Bedava vereceksiniz. Olur ya, birisi maskesini düşürebilir, unutabilir. Herhangi bir nedenle maskesini vereceksiniz. Üç, mutlaka dezenfektanı sağlayacaksınız. Her çocuğumuz gayet güzel bir ortamda o sınava girecek. Mutlaka su bulunduracaksınız orada. Su ve kalem. Olur ya, birisi kalemini unutabilir, kalemini kaybedebilir, kalemi yazmamış olabilir. Ama bir kalem ve suyu mutlaka bulunduracaksınız. Tabii bunu yaparken hükümete de sormak lazım. Bu çocuklarımızın sağlığı hangi koşullarda güvence altına alındı? Diyelim ki birisi COVID-19 dolayısıyla virüsü yakalamış ya da virüse yakalanmış. Bu çocuğun da sınava girmesi lazım. Bunun hakkını nasıl koruyacaksınız? Veya COVID-19 var fakat farkında değil. Bununla ilgili bir şey yapacak mısınız? Bunları bilmiyoruz. Ama önümüzdeki süreçte bunları göreceğiz. COVID-19'un yarattığı travma dolayısıyla dünya ve Türkiye'yi kıyasladım. Bütün arkadaşlarımın ve bizi dinleyen bütün vatandaşlarımın şunu bilmesini isterim. Türkiye'de ana eksen olarak ne yapıldı? Dünyada ne yapıldı? Dünyada şu yapıldı. İşçiye, çiftçiye, efendim, esnafa dediler ki dükkanı kapatın, evlerinize çekilin, hiç meraklanmayın. Kira, hiç meraklanma, ben ödeyeceğim. Dünya bunu yaptı. Türkiye, evinize çekin, oturun evinizde, dışarı çıkarsanız ceza yazacağım, kira, kirayı sen ödeyeceksin kardeşim. Nasıl ödeyeyim? Git bankadan borç al, faiziyle beraber zamanı gelince ödersin. Aradaki fark, vatandaşımız bilsin diye söylüyorum. Dünya ve Türkiye, dünya ve Türkiye. Dünyada öyle yapıldı, en gelişmiş ülkede, az gelişmiş ülkede böyle yaptı. Korudu. Sosyal devlet olmanın gereğini yaptı. Dünya sosyal devletin mantığıyla hareket etti. İkinci kuralımız. AK Parti ise sosyal devlet gibi değil, bir aile devleti gibi davrandı. Hanedan devleti gibi bağlandı. Öyle baktı. Size az önce arpalıklar raporunu gösterdim. Devleti arpalık olarak gören birisi başka türlü davranamaz zaten. Öyle davrandı. En büyük fedakarlığı kim yaptı? En büyük fedakarlığı bütün ülkelerde devlet yaptı. Evinize oturun, kiranızı ben ödeyeceğim, aylarınızı ben ödeyeceğim. Hiç meraklanmayın, yiyeceğinizi, içeceğinizi, bütün bunların hepsini sağlayacağız. Dolayısıyla siz sosyal devletin gereği neyse hepsini yapacağım. Hepiniz evinizde huzur içinde oturun. Bu söylendi. Bizde en büyük fedakarlığı kim yaptı? Devlet yapmadı. Taksi şoförü yaptı. Berberi yaptı, kuaförü yaptı, çiftçisi yaptı, işçisi yaptı, emeklisi yaptı, sanayicisi yaptı. Herkes fedakarlık yaptı. Bizde ise devlet hiçbir fedakarlık yapmadı. İstiyorsan git borç al dedi. Bir de üstüne üstlük bir şey daha yaptı. Döndü onlara, bana para verir misin dedi. İBAN numarası verdi. Bütün vatandaşlarımın bu üç kuralı bilmesi lazım. Üç kuralı. Devleti sosyal olmaktan, vatandaşa hizmet etmekten çıkardılar. O nedenle vatandaş diyor, ya 40 yıldır bu devlete vergi veriyorum, 40 gün bana bakamadı. Ama bu devleti suçlama, sevgili vatandaş. Bu devlet hepimizin devletidir. Devleti yönetenleri suçlayacaksın. 40 yıldır vergi veriyorsun, 18 yıldır vergi veriyorsun, sana 18 gün bile bakmadılar. 18 gün bile bakmadılar. Bankadan para çek, kredi çek. Onu da herkese vermediler. Dün değerli arkadaşlarım, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerin eylemi vardı. Onların hakkını, hukukunu savunan partiyiz.15 Temmuz gecesi 251 şehit verdik. 251. 2190 da gazimiz var. 251 şehidin ve gazilerin haklarını aldılar. Diyorum ya, bunlarda adalet yok. Bunlarda ahlak yok.
Vatandaşa dediler ki para verin, bunlara yardım yapacağız. Vatandaş parasını verdi. Ekmeğinden, ekmeğinin yarısını kesti verdi. O dönem 309 milyon lira para toplandı. Nasıl değerlendi bilmiyoruz. Nereye yatırıldı bilmiyoruz. Kaç lira faiz geliri elde edildi onu da bilmiyoruz. O dönemin dolarıyla kıyaslandığında bugün çok büyük bir para etmesi lazım. Nerede bu paralar? Bir sahte adres gösterdiler. Buradadır, bir vakıf kurduk diye. Neyse, arkadaşlarımız gittiler. Baktılar ki orada böyle bir vakıf yok. Özellikle Murat Emir arkadaşımızı gerçekten kutluyorum. Bu işin en baştan itibaren takipçisi oldu. Ciddi bir şekilde. Şimdi geldik. Onlar da haklarını istemeye başladılar. İşte demokrasi budur. Benim için para topluyorsan, o para benim hakkımsa ve o parayı benim vatandaşım bana ödenmek üzere vermişse, o para benim hakkımdır. O para o arkadaşlarımızın annelerinin ak sütü kadar helal paradır. Ama o helal paraya da el koydular, vermiyorlar. Dün gitmişler AK Parti Genel Merkezi'nin önünde eylem yapmışlar. Polisler bunları malum coplarla falan dövmüş. Hep şunu söylerim. Baskıcı bir yönetimde hak aramanın bir bedeli vardır. Baskıcı bir yönetimde. Demokrasilerde hak aramanın bir bedeli yoktur. Hakkınızı ararsınız, geniş kitlelerde haklıysanız size destek verirler. Ama 20 Temmuz sivil darbesinden sonra hak aramanın maliyeti vardır. Hak mı arıyorsunuz? Hemen hapse. Hak mı arıyorsunuz? Polis çopu. Ama hiç meraklanmayın. Sizin hakkınız size teslim edilinceye kadar bunu gündemde tutacağız. Her birisine birer milyon lira para verebilirler. Daha da artabilir. Eğer faizi de koyarlarsa her birisine, şehit yakınları ve gazilere, her birisine 2 milyon lira parayı rahatlıkla verebilirler. 2 milyon lira bunların hakkı. Vermiyorlar. Beşiktaş saldırısında öyle. 39'u polis, altını çiziyorum. Terör saldırısı 39'u polis, 8'i sivil. Bunlar için de kampanya açıldı. 52 milyon lira para toplandı. Nerede bu para? Polisin hakkı ya. Bizi koruyan. Akşam evde huzur içinde yatarken, günün 24 saatinde görev başında olan polisin, hayatını teröre feda etmiş, şehit olmuş bir polisin hakkına bile el koydular ya. Nasıl bir Müslümanlık anlayışı? Gerçekten anlayamıyorum. Bunların da hakkını savunacağız. Sonuna kadar savunmak zorundayız. Hakkını arayanlardan birisinin işine son vermişler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Yine geçen hafta Antalya'daki 500 bin liralık rüşvet olayı. 500 bin lira. Bu kez AK Partililere seslendim. Bu kez Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum. Niçin Sayın Bahçeli'ye? Şunun için sesleniyorum. Bir koalisyon. Öyle efendim biz koalisyon falan değiliz. Bir koalisyon var önümüzde. Koalisyon görev yapıyor. Tamam. Eyvallah. Ama bir nokta var ki ben Sayın Bahçeli'nin rüşvet konusunda çok hassas olduğunu biliyorum. Rüşvet konusunda. Şimdi Antalya'da toplantı yapılıyor. Valisi, kaymakamı, milletvekilleri, AK Parti ve MHP milletvekilleri. Milletvekilleri, efendim başka kim var? Belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, kurum müdürleri, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kültür Bakanı Nuri Ersoy. Hep beraber bir toplantı yapıyorlar. Toplantının bir aşamasında diyorlar ki 500 bin lira paradan söz ediliyor. 500 bin lira para ne oldu falan diye. Turizm Bakanı Serik Belediyesi tarafından günübirlik alanda bulunan işletme sahibinden 500 bin lira para alındığını söylüyor. Onun üzerine belediye başkanı düzgün bir adam, AK Partili. Bir dakika diyor. Biz öyle 500 bin lira almadık diyor. Bu sefer Turizm Bakanı değil, Dışişleri Bakanı diyor ki Sayın Başkan senden önce oldu diyor bu. Senden önceki aldı bu parayı diyor. Şimdi eğer
hakkını yemiyorsanız, eğer sizde vicdan varsa, ahlak varsa, bir ufacık toplu yine ucu kadar Allah korkusu varsa, bu 500 bin lira parayı, rüşveti kim aldı? Tık yok. Tık yok. Hiç kimse de. Bakan senden önceki olay deyince belediye başkanı diyor ki devletin bakanı oluyor. Devletin bakanı olarak bunu biliyor da üzerine gitmiyorsanız, yani bu rüşvetin üzerine gitmiyorsanız yazıklar olsun diyor ve toplantıyı terk ediyor. Kime yazıklar olsun diyeceğiz? Saraya mı? İki bakana mı? Oradaki milletvekillerine mi? Sayın Bahçeli'ye mi? Kime yazıklar olsun diyeceğiz? 500 bin liralık rüşvetin olduğunu herkes biliyor. Belediye başkanı da oturmuş. Gayet güzel bir şekilde. Kendi sosyal sayfasında, belediye başkanlığının sayfasında da bunu yayınlamış. Nerede bu 500 bin lira? Savcı yok. Kimse harekete geçmiyor. Bakanlardan ses yok. AK Parti ve MHP milletvekillerinden ses yok. İl ve ilçe başkanlarından ses yok. Paranın AK Parti il başkanlığı tarafından alındığı söyleniyor. Ondan da ses yok. Altındaki lüks arabayla alındığı söyleniyor. Ondan da ses yok. Ya kul hakkı yemenin sevap olduğu ne zaman ortaya çıktı? Kul hakkı yemenin günah olmadığı ne zaman ortaya çıktı? Sizde vicdan yok mu ya? Ahlak yok mu sizde ya? En tepeden en aşağıya kadar hepsi dut yemiş bülbül gibi. Bunu her yerde anlatın. Bu kadar açık bir rüşvet olayı, bu kadar açık, bu kadar net. Belediye başkanı da söylüyor. Üstelik belediye başkanı düzgün bir adam demek ki. Bir de yazıklar olsun size diyor. 500 bin lirayı, rüşveti biliyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor üstelik bir yıl önce. Yazıklar olsun diyor. Biz yazıklar olsun diyoruz ama hiçbir şey olmuyor ortada. Biliyorsunuz hırsızın yüzüne tükürürseniz yukarıdan yağmur yağıyor derler. Türkiye o noktaya doğru gidiyor bu konuda. Bunun da takipçisi olacağız sonuna kadar. Seçim sistemi üzerinde çalışıyorlar. Açık net %10 seçim barajını kaldıralım. %10 böyle bir baraj olalım. Darbecilerin getirdiği kanunu değiştirelim. Demokratik bir seçim olsun. %1 oy alan siyasi partinin en azından genel başkanı meclise gelsin. Gelsin meclise konuşsun. Milletin kürsü değil mi? %1 oy almamış mı? %1 vatandaşımızın siyasi tercihi önemli değil mi? Önemli. Gelsin milletin meclisinde kürsüye çıksın, derdini anlasın. Bunları yapsın. Ve milletin vekilini liderler değil, milletin vekilini millet seçsin. Bunu her yerde söyleyin. Milletin vekilini millet seçsin. Evet, milletin vekilini millet seçsin. Bu olursa ne olur? Milletin vekilini millet seçerse ne olur? Bir, lider vesayeti biter. Kimse gidip liderin önünde aman beni işte şey yapar mısın, milletvekili adayı yapar mısın demez. Herkes gider doğrudan doğruya seçmene gider. Sandık konur, vatandaş istiyorsa onu milletvekili adayı olarak belirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçek anlamda vesayetten kurtulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçek anlamda vesayetten kurtulur. Niçin? AK Parti grubuna bakıyoruz. Hepsi lidere bakıyorlar, Erdoğan'a. İsyan ettiklerini biliyorum. Haksızlığa tahammül etmediklerini de biliyorum. Özel görüşmelerde bunların tamamı anlatılıyor. Ama korkuyor. Ya bir daha beni listeye almazsa? Dolayısıyla parlamentoda milletin iradesi gerçek anlamda ortaya çıkmıyor. Eğer bu gerçekleşirse, yani milletin vekilini millet seçerse, uzlaşma kültürü de gelişecektir. Partiler arasında uzlaşma olacaktır. Lider vesayeti bitmiştir. Partiler otururlar, bir arada oturur, konuşurlar. Ona göre ülkenin, vatandaşın çıkarı neyse onun için mücadele ederler. Ve güçler ayrılığı ilkesi gerçek anlamda hayata geçmiş olur. Parlamento bir güç olarak ortaya çıkar ve yürütme organını denetler. Böyle bir ortam çıkacaktır. Ve yürütme organı gerçek anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hesap verir konuma gelecektir.
Yanlış varsa alacaktır, hesabını soracaktır. Efendim hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum. Oturumu kapatıyorum. Teşekkür ederim.